İç siyasete dönelim istiyorum aslında ilk olarak. İç siyasetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce Amerika'ya birçok mesaj vermişti. TOKİ ile alakalı yeni aslında projeler geliştirildiğini de ve önemli bir adım atılacağını söyledi. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da mevcut durumda TOKİ taksilerini ödemeye devam edenlerle alakalı bir proje geliştirildiği açıklanmıştı. Konunun detayları konuşulduğunu biliyoruz. O konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Şimdi biz Semerkant'tan New York'a gittik ve Sayın Cumhurbaşkanı Semerkant'ta da yine bir müjde vermişti. Demişti ki çok talep var. Dolayısıyla bizim arzı karşılamamız lazım. Bu şu anki 250-250-500 bin konutu yapacağız. Ama seçimden sonra da ikinci etap diye bir müjde vermişti. Biz yine dün Sayın Cumhurbaşkanı'na New York'ta sorduk. TOKİ ile ilgili hem siyasetteki tartışmalar, yapabilecekler mi yapamayacaklar mı tartışmasını, hem de aynı zamanda yeni müjdeler olacak mı? Bu ikinci etap demiştiniz. Bununla ilgili başka çalışmalar var mı diye söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı 1 milyon 170 bin konutu yaptıklarını anlattıktan sonra burada bütün sektörleri de etkileyen bir inşaat sektörünün harekete geçeceğini, istihdamın artacağını anlattı. Ve şöyle bir de müjdesi oldu sonunda. TOKİ'den ev alanların peşin ödemeleri kaydıyla %25 bir indirim, bugünden itibaren uygulamaya konulan %25 bir indirim. Hatta şöyle bir aynısı daha var bu indirimde. Mevcut borcunun en az %25'ini ödeyenlerin de %25 indirimle bir müjdesi oldu. Bu tabii TOKİ'den ev alanlar açısından şu anda çok cazip bir müjde. Bu anlamda TOKİ'den ev alanlar bugünden itibaren %25 indirimle yararlanabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı bunun müjdesini verdi. Ama siyasi meselesi bu işin, yani toplu konutu yapabilir mi yapamaz mı tartışması da gündemde. Sayın Cumhurbaşkanı burada özellikle isim vermeden Kılıçdaroğlu'na da göndermesi var. CHP'li de Sayın Kılıçdaroğlu'na göndermesi var. Biz yaptık, yani 1 milyon 170 bin tekrar ederek biz yaptık ama onlar ne yaptılar diye sordu. Bu anlamda 20 yıldır dar gelirli konut iş yeri üreten TOKİ'nin bundan sonra da daha büyük projeler imza atacağını Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.